Kolay kurulumu, hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor. Ballı mahmudiye yapacağız. O zaman ne yapalım? Başlayalım yemeğimize. Evet, başlayalım şöyle. Ve malzeme listemizi verelim. Bakalım Özgün Usta ballı mahmudiyeyi nasıl yapacak? En ince ayrıntısına kadar tabii ki hem anlatacak hem de bizler takip edeceğiz. Evet, malzeme listemiz gelsin sevgili arkadaşlar. Ballı mahmudiye için 1 kilogram tavuk bir zola, 200 gram kuru üzüm, 200 gram badem, 200 gram kayısı, 100 gram bal, 100 gram tereyağı kullanacağız bu güzel yemek evet, için. Evet, 200 gram da arpa şehriye. Evet, 200 gram da arpa şehriye. Bir de tuz. Yeterince tuz. Balı da mini bu seviyede zaten onu yaparken anlatacağım. Bu yemeğin özelliği bal. Onu da yaparken ben ne kadar atılacağını zaten göstereceğim orada. Hı hı. Tamam, çok güzel. O zaman başlıyoruz. Evet, başlayalım inşallah. Başlayalım, hadi bakalım. Ben tabii şimdi yemek yaparken biraz böyle susmayı sevmeyen bir insan olduğum için yaptığınız zaman da sizlere hangi mesela sorular da soracağım. Tabii ki. Nasıl yapılıyor, ne ediliyor? Mesela tavuk dedik, pirzola dedik ama tavuğun başka yerinden yapılıyor mu bu yemek? Şimdi ben bunu da anlatayım ben size. Hı hı. Evet, şöyle alalım sizi. Evet, şöyle ocağımızın başına. Evet, Özgün Bey bizlere şimdi ballı mahmudiyeyi en ince ayrıntısına kadar anlatacak. Şimdi ballı mahmudiye Edirne Sarayı Osmanlı mutfağından gelen bir yemek. Sarayın o dönemki aşçıları, padişahları da bir güzel, özel bir spesyal isterler. Ama aşçıya da bir ödül sözü verirler. Aşçı da o güne özel, bugüne kadar deve eti yaptım, kuzu eti yaptım, sığır eti yaptım, balık yaptım, deniz mahsulü ama tavuk etinden bir spesyal yapmadım demiş. Ve kendince bir şeyler geliştirmeye çalışmış. O günün meyve aromalarıyla kayısı, üzüm, ceviz ve badem. Bunlardan şöyle görmüş olduğunuz cevizlerimiz bütün soyulmuş kabuksuz badem. Bunlardan bir lezzet oluşturmaya çalışmış. Tabii ki bu lezzeti kendince daha önce test etmiş. Başarılı olup olmayacağını önceden denemiş. Daha sonra bunun başarılı olduğunu hissetmiş ve arkadaşlara danışarak daha sonra Edirne Sarayı'nın kralına o dönemler bunu sunuyor. Sununca kral da tabii ki ona bakıyor. Gerçekten güzel bir yemek olduğunu, takdire değer olduğunu hissediyor ve onu ödüllendiriyor altınla. Biz de bugün bu yemeği burada sizinle yapayım dedik ama bugün tabii ki... Evet, bir de mahmudiye demişler ya herhalde o zaman Padişah Mahmut döneminde evet, yapılmış. Evet, evet, evet. Tabii ki. Evet. Başlayalım isterseniz evet, yemeğimizi tamam. Yapmaya. Bir miktar evet. Tereyağımızı tenceremize koyuyoruz. Tereyağımız eridikten sonra tavuk pirzola dedik ama tavuk kalçadan da olabilir, göğüs etinden de olabilir. Çünkü en güzel asıl bu yemeğin orijinali tavuğun neresinden yapılır? Onu tavuk, sorayım. Bütün tavuk. Bütün tavuktan bütün tavuk, yapılabilir. Tabii ki. O zaman bütün tavuk ama biz hatta bu... o zaman bütün tavuğu da bir arada kullanabiliriz. Tabii tabii. Göğüs kısmını pilav, buna pilav yapacağız. Ballı mahmudiye pilavı, göğüs kısmını pilavın içine dideleyebilirler. Diğer kalan bütün parçaları da üzerine koyabilirler. Harika. O zaman bütün tavuktan da yapılabiliyormuş. Evet, tabii ki. Bu güzel ayrıntıyı da öğrendikten sonra... Şimdi devam ediyoruz. Benim hep böyle merakım var. Ustaya da zaman zaman soruyorum zaten. Hep böyle acaba bu yemekler yapıldığı zaman isimleri nereden gelmiş, nereden konmuş diye. Onu da söylemeniz hoşuma gitti ayrıca. Ya tabii ki her yemeğin bir ana teması, bir ana dili vardır. Bir özü, bir geçmişi vardır. Tabii ki bu özü geçmişi olması da aslında güzel bir şey. Neden güzel bir şey? Çünkü Ezogen'in çorbası dedik. Ezogen'in çorbası bugün... Çok zor yapılan bir çorba. Belki mutfaklarımızda kolay hazır çorba çıkmış ama bunu orijinal haliyle yap. Yani Ezogel'in bunu köyde misafirleri geliyor ağırlayacak ama evde hiçbir malzeme yok. Kayda değer. Ama evde kalan malzemeler ne var mutfakta? Küçük parça kalmış bulgur var, pirinç var, kıyma var, soğan var, mercimek var. Bunlardan bir çeşit elde etmiş. Ya. Bir çorba elde etmiş. O gün bugündür Ezogel'in diye tabir ederiz. Mutfaklarımızda da olmazsa olmaz bir çorbamız. O zaman ben şöyle bir şey söyleyeyim. Muziplik yapacağım şimdi arkadaşlarımıza. Aslında geçmişten gelen bütün yemekler sizin de biraz işlerinizi kolaylaştırmış. Kesinlikle yani onları onu... örnek alaraktan, ilham alaraktan daha doğrusu
biraz daha böyle hani farklı lezzetleri bir araya getirmek, öyle değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Tarihçe çok önemli. Her zaman şunu söylerim, biz annelerimizden ve de geçmişimizden bu mesleği aldık, tencereyi onlardan aldık. Ya. Onlar olmasaydı bu tencerede elimiz olmazdı, bu kaşıkta elimiz olmazdı. Şükürler olsun ki bugün bu tencerede, bu kaşıklarla kendimiz yemek yapıyoruz. Evet, ama ben de bunu her zaman söylüyorum, en iyi yemek yapan beyler oluyor. Beyler, aşçı beyler hakikaten güzel yemek yapıyorlar. Tabii ki her zaman beyler öne çıkar ama kesinlikle ev hanımlarda da çok başarılı olan var. Kendi işinde, mutfağında uzmanlaşmış. Ben zaman zaman helva yaparlar. Helvayı bile ben imrenirim. Çünkü evet, çok güzel, çok başarılı bir helva yapıyorlar. Ben profesyonel aşçı olmama rağmen ben bile zorlanıyorum. Evet, şimdi anlatalım ne yaptık. Tavuklarımızı attık kızgın tavaya. Çünkü kızgın tavaya neden atıyoruz? Et karamelize olması için. Tavukları karamelize ediyoruz. Bir süre karamelize olduktan sonra sıcak su çekiyoruz üzerine. Soğuk su da çekebiliriz ama pişmiş haşa soğuk su katılmaz derler. biz de onu öne alarak, baza alarak tavuklarımızı karamelize ettikten sonra suyunu atacağız. Daha sonra aromalı meyvelerimizi atacağız. Kayısımız var, üzüm, ceviz, badem, bunları atacağız. Bir süre bunlar pişecek. Piştikten sonra pilav yapacağız. Tabii ki bu yemeğin yanında bir karbonhidrat lazım. Karbonhidrat olarak da şehriyemiz var. Arpa şehriye, tel şehriye. Bunları isterseniz karışık da yapabilirsiniz. Evet. İsterseniz tek çeşit de yapabilirsiniz. Tamam. O zaman şimdi ne yapacağız? Tavuklarımızı karamelize edeceğiz. Bir de bir şey soracağım. Tabii. Pilavımızı suyuna mı yapacağız? Suyuyla, tavuğu tamam. Suyuyla yapacağız. Tavuğun suyuyla yapmayacaksak eğer hemen başlayabilirdik diye pilava, evet. O yüzden tamam, yok, bekleriz, problem yok. Yok, tavuğun suyuyla yapacağız, evet. Abdullah Usta'm suyumuzu alabilir mi? Tabii, vereyim ben. Biraz da kalsın, biraz da karamelize olsun. Böyle yapabilirsin. İyice karamelize olacak, tabii, tabii. Yani kavrulacak. Çünkü böyle karamelize olmasının birinci sebebi tavuğun kendi içindeki sıvıyı tamamen kendine çekmesi, daha sonra suyla bütünleştiğinde o içindeki suyu, aromayı dışarı vermesidir. Hmm. Ama bunu karamelize etmediğimiz zaman o tamamıyla etin dışında bir lezzet olur. Ette bir lezzet kalmaz ama karamelize ettiğimiz zaman hem ette hem suda bir lezzet olacaktır. Tabii farklı bir lezzeti şey yapıyor, çıkarıyor. Tabii tabii, tabii. Tavuğun derisi bazen görüyorum, duyuyorum da alıyorlar, çöpe atıyorlar. Aslında çok yanlış. Evet, biz yapıyoruz. Ben de yapıyorum öyle. Evet, kesinlikle onu yapmayın. Çünkü yağ çok faydalı. Hem lezzet aşamasında hem de etin pişme aşamasında çok farklı bir kolaylık sağlıyor. Tavuğa en güzel lezzet veren derisi, bir de kemikli et olması. Kesinlikle. Normalde göğüs kısmında tavuğu yaptığımız zaman sanki saman yemiş gibi hiçbir tadı yok. Ama farkındaysanız kemikli olan bölgeler her zaman daha lezzetlidir. Mesela bu tavuk kanat olabilir, pirzola olabilir. Ya bütün etlerde geçerli bu. Aynen öyle. Normal mutfağımıza kasaptan aldığımız etleri de biraz daha yağlı alırsak, gidiyorum kasapta görüyorum ya, yağsız olsun. Yağsız olsun da o yağ olmayınca o yemeğin lezzeti olmaz, tabiri caizse. Yağlı yemek, tabii ki yağlı yemek yemeyelim ama etin kendi ya yağını da dışlamayalım. Yağ yerine aslında söylediğimiz kendi mantıklı, doğal yağıyla, kendi doğal yağıyla ki, pişmesi daha önemli. Tabii ki. Ecdadımız... Ama bu çok önemli. Ben bunu dikkate alacağım gerçekten. Demek ki ne yapacağız? Hanımlar, bakın sizlere de söyleyelim bunu. Çünkü biz kasaptan gidip tavuk aldığımız zaman da bunu yapıyoruz. Diyoruz ki derisini ayırın. Evet. Ben bunu yapıyorum ve çoğu insan da bunu yapıyor yani. Ama demek ki ne yapalım? Derisini ayırtmayalım inşallah. Tavuğu derisiyle beraber pişirelim. Hem lezzetli hem yağ yemeğimize geçsin. Zaten yemek esnasında onu ayırıp yine, öyle değil mi? Tabii tabii. Derisi bir şekilde tüketebiliriz. Ama önemli olan o lezzeti alabilmek. Evet. Demek ki güzel bir lezzet katıyor. Bu da önemli bir ayrıntı. Evet. Şimdi zaman zaman biz aşçılara çok sorulan sorular vardır. Bu lezzetler nasıl oluyor? Ustacığım siz yapıyorsunuz ama biz bu lezzetleri evde yapamıyoruz. Aslında lezzetler... Yanınızda gurmeler mi taşıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Estağfurullah. Gurmeler değil de mutfak denince zaten biz bu işi yapıyoruz. Profesyonel anlamda yapıyoruz. Ve bu işin Ar-Ge'sini yapıyoruz. Ar-Ge dediğimiz araştırma ve geliştirme. Biz araştırma ve geliştirmeler yapıyoruz. Ama evdeki hanımlar da kendince araştırma ve geliştirmeler yapabilirler. Sebzelerden soslar elde edebilirler. Sebzelerden yemek suyu elde edebilirler. Kemik suyundan demolar yapabilirler, çalışmalar yapabilirler. Ama bunu yapmadığı takdirde lezzetleri de elde edemezler. Evet. Bizler burada yemeğin tarifini verirken sadece ana başlık, anahtarını veririz. Ama kapıları açmaksa onlara kalıyor. Ya tabii.
temelli, temel eğitimi veriyoruz, geliştirmek sizden diyorsunuz. Kesinlikle, kesinlikle. Ustam derdi ki oğlum ben anahtarı verdim, kapıları açmak sana kalıyor. Ya, biz de öyle örnek aldık ustalarımızı. Şimdi yağımızda cızıldamaları başladı. Çünkü bu deride akan yağlar da diğer yağla bütünleşince farklı bir lezzet ve koku oluşmaya başladı. Evet. Bunu bulgur pilavında da deneyebilirler. Bulgur pilavında da çok farklı bunu bir lezzet. Bunu çok yapıyoruz. Evet. Evet. Evde ben şimdi siz yapınca ben hep buradan bahsediyorum. Gerçi sevgili annemin ellerinden öpüyorum. Abdullah olsa da biliyor zaten. Zaman zaman kulaklarını çınlatıyoruz. Evet. Benim pek öyle şeyim yok. Hani standart alıştığımız bir yemek tarzı, bir bazı yemekleri evet. yapabiliyoruz ama... Annelerimiz dediğiniz gibi tencereleri onlardan aldık diyorsunuz. Onlardan bize miras kaldı. Hakikaten farklı farklı şeyleri bir araya getirip onlar da özellikle eskiler, büyüklerimiz öyle değil mi? Kesinlikle. Güzel lezzetler ortaya çıkarıyorlar. Şimdi annem köydeyken tabii ki tandır başında yemek yapardı. Tandır başında yemek yapmak çok zordur. Çünkü tandır ateşi gürdür. Evet. Sakin bir ateş değildir. Onunla ki keza mücadele etmek, uğraşmak çok zordur. Bir de ekmek pişiriyor onunla. Ki eski kadınlarımız, bugün günümüzde köylerimizde halen de var tandırlar, yok olmuş değil ama dikkat eskisi ediyorum. Eskisi gibi çok fazla yok. Fazla yok. Aynen. Değirmenler, değirmen dedik. Değirmen de önceden kavut olurdu. Kavut dediğimiz buğdayın kabuğu. Evet, kabuğu. Bunlar evet. çok güzel çorbalar, helvalar, haşırlar yapılırdı. Ama bugün günümüzde yok. Ustacığım ilave edelim suyumuzu. Tabii, şöyle verelim. Evet, iyice karamelize oldu biraz etimiz. Hatta şöyle bir evet. Karamelize ettikten sonra suyunu çekiyoruz. Daha sonra malzemelerimizi çaydanlığı bir alalım. Tabii şimdi. Tabii. Tenceremiz iyice görünüyor.